Sağlıklı günler, spor hikayelerinde bir kez daha huzurlarınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, 2020 yılının son spor hikayeleri. Biz de son spor hikayelerine özel bir isimle veda edelim dedik. Mutlucan Zavotçu, özellikle Beşiktaş taraftarları çok yakından bilir. Yaklaşık 9 yıl görev yaptığı Beşiktaş kadın futbolunu 3 farklı ligde şampiyonluğa eriştiren, gerçekten çok katkı sağlayan, Türk futboluna, özellikle kadın futboluna, amatör sporlara özellikle katkı sağlayan bir isim. Mutlucan Zavotçu konuğumuz. Mutlucan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam, öncelikle birinci bölümde en zor soruyu soruyorum. Sizin spora olan ilginiz, merakınız nasıl başladı? Kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim birinci bölümde. Ardından özellikle kadın futbolunu sizinle konuşmak istiyorum. Ya, spora ilgimiz aslında her erkek Türk çocuğu gibi. Artık biz tabii onu kızlara da yaydık. Artık kız çocukları da futbolcu olmak istiyor. Bizim de klasik babamızdan, büyüklerimizden, ailemizden gördüğümüz şekilde futbola seyrede özenerek başladık. Amatör ve profesyonel olarak oynadım liglerde, altyapılarda dahil olmak üzere. 1981 Kars doğumluyum. Spor hemşeriyiz, köylüyüz, aynı köylüyüz. Evet, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum. Antrenörlük ve Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümünden. Aynı üniversitede aynı zamanda yüksek lisansımı tamamlamak üzereyim. Hareket ve antrenman bölümü üzerine. Bununla beraber de demin de dediğiniz gibi yaklaşık 9 yıllık bir süreç içerisinde Beşiktaş'ta görev aldım. Bunun bir bölümü akademi takımlarında, 1,5 senesi futbol erkek akademi takımlarında. Sonrasında da 7,5-8 senelik bir süreçte de kadın futbol şubesinin kurulum aşamasından bugüne dek geldiği noktaya kadar kadın futbol takımında görev aldım. 2 tane çocuğum var. Bir kız bir erkek ikizlerim var. Deniz ve Kıvanç Aras. Allah bağışlasın. Bu şekilde bahsedebilirim kendimden kısaca. Hocam, ben babanızı da, sevgili Tuncay abi de çok yakinen tanıyorum. Özellikle yazdığı şiirlerden dolayı biliyor. Sanatçı ruhlu bir kişi, bir sanatçı kişiliğiyle ön plana çıkmış çok değerli bir isim. Ve evet, Tuncay abi özellikle diğer babalardan ayıran, aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Babalar genelde işte ayakkabılarımız yırtılır diye, işte dersten geri kalırız diye bizim dönemdeki çocukları çok futbolla işli dışlı olmasını istemezlerdi. Ama sizin babanızın, sizin futbol olan yeteneğiniz ve ilginizden dolayı sizinle çok yakından ilgilendiğini biliyorum. O anlamda çok şanslısınız. Biraz da evet, buradan girelim. Çünkü gerçekten sizi farklı illere götürdüğünü de biliyorum. O sizin o içinizdeki o sporculuk aşkı, ki eminim evet, ki bu akademik kariyerinizde de babanızın önemli bir desteği vardır. Buradan devam edelim istersen hocam. Ya tabii ben annem de babam da ailem açısından da şanslı birisi olduğumu düşünüyorum her şeyden önce. Babam öğretmen, bildiğiniz üzere, aynı zamanda şair ve özgür ruhlu birisi ve bizi de hep öyle yetiştirdi. Kız kardeşimi de beni de hep sınırlarımızı zorlamamız üzerine, kendimizi geliştirmemiz üzerine ve özgür bir ruhla yetiştirdi. Dediğiniz gibi altyapıda ilk 9-10 yaşında gittiğim seçmeden 38-39 yaşında çıktığım, teknik direktör olarak çıktığım son maça kadar her zaman yanımda oldu. Futbolculuk döneminde şehir şehir dolaştık beraber. Yani babamla beraber o geçirdiğim, hani baba oğul evde ve sosyal anlamda geçirdiğimiz zamanlara ilaveten bu macera diyelim, hayata dair yaşadığım maceralarda da babamın hep yanımda olması bana çok büyük güç verdi. Tabii dediğiniz gibi öğretmen kendisi ve biz öğretmenlerin çok sayıda olduğu bir aileden geliyoruz. Babamlar 7 kardeş ve hepsi öğretmen eşleriyle beraber. Bizde de bu artık üniversite okuma ve akademisyenlik anlamında da bir zorunluluk, aslında genetik bir zorunluluk diyelim. Tabii bu anlamda da üniversiteye yönelmemde, işte yüksek lisans, ileride doktora yapmak, belki de akademisyenlik de olabilir. Bu da tabii babamdan miras kalan, yapmamızı aslında bir anlamda da teşvik eden bir durum. O yüzden babamdan gurur duyuyorum ve onun oğlu olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Hocam, ben babanızın özellikle Vodafone Arena'da 40.000 kişiye karşı sizin isminiz anons edildiği andaki gururunu tahmin edebiliyorum. Verdiği emeğin boşa gitmediğinde somut bir örneğisiniz. Evet. Birinci bölümün sonunda dilerseniz şu girizgahı yapalım, ardından ikinci bölümde devam ederiz. Tabii, maalesef hem amatör ligler hem kadın futbol liglerinin ülkemizde yeterince bir değeri yok. Ve özellikle bu pandemi sürecinde ligler Mart ayından sonra iptal edildi. Maalesef. Aylarca değinilmedi. Biraz buradan giriş yapalım. Çünkü sizin özellikle genç kızlara verdiğiniz sadece futbol eğitimi değil, onlarla ilgili çok güzel anılarınız var. Onları da paylaşmanızı isteyeceğim. Bu sürece bir girizgah yapalım. İkinci bölümde açalım konuyu. Tamam. Yani dediğiniz gibi işte 15 Mart, 13 Mart tam hatırlamıyorum tarihini ama Mart ayı olduğu kesin. Yani 2021 yılına geldik. Yaklaşık olarak 8-9 ay geçti. Ve kadın futboluyla ilgili hala hiçbir açıklama yok. Amatör liglerle alakalı da bir açıklama yok. Yani insanların aslında üzüldüğü konu açıklamanın yapılmaması, oynanmaması değil. Önce onun altını çizmek istiyorum ben. Resmen yok sayılıyor hocam. Evet, yani oynanmayabilir. Çünkü bunun bir sağlık önceliği var. Şartların yerine getirilmesi var. Bunu kaç tane amatör takım yerine getirebilir? Testleri var. Maddi sorumlulukları var falan filan. Bunu anladık. Tamam, yani bunu yerine getiremeyebilir diyelim ki amatör takımlar. Ama bununla ilgili bir açıklamanın yapılmaması, hani amiyane tabirle cinsiyetçi bir cümle ama kadın futbol teknik direktörü olarak da hani kullanmam gerekiyor sanırım. Adam yerine koyulmadı yani amatörler. Kadınlar da kadın yerine koyulmadı diyelim. Ve hiçbir açıklama yapılmadı. Bu çok üzücü ve çok sıkıntılı bir süreçti. Benim bırakma arefesine gelmemdeki nedenlerden bir tanesi de buydu. Yani kendimizi amiyane tabirle parçaladık. 40.000 kişinin önüne çıktık. Türkiye ve dünya tarihinde, yani sadece Türkiye değil dünya tarihinde de önemli bir şey bu. Yani kesinlikle. Bir kadın futbol müsabakası 40.000 kişinin önünde çok az oynandı yani. 3. ya da 4. maç bu. Ve biz bunu tırnaklarımızla yaptık. Yani bir nasıl derler, çok çok büyük destek almadan, kendi takımımızı parlatarak camia içinde ve büyüklerimizin de desteğiyle. Ama yok yani, hiçbir geri dönüşü olmadı, hiçbir bunun sağladığı katkının itibar görmedi gibi nedenlerden dolayı da maalesef insanlar üzgün, bütün amatör liglerdeki insanlar. Evet. Sadece kadın ligleri değil, süper amatör bal ligi, ikinci amatör vesaire, bir açıklama yapılması da en yakın zamanda elzem diye düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz kısa bir müzik arası verelim. Aranın ardından özellikle Beşiktaş'taki 3 farklı ligde çok önemli başarılar elde ettiniz. Aynı zamanda ülkemizi de müthiş bir şekilde temsil ettiniz. Ki özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a da örnek olması adına, onların teşvik etme adına da önemli işler başardınız. Onları ikinci bölümde müzik arasının ardından konuşalım isterseniz. Tamam. Evet, şimdi kısa bir müzik arası, Mutlucan Zavotçu'yla o güzel sohbetimiz kaldığı yerden devam edeceğiz. Evet, spor hikayelerinin ikinci bölümüyle huzurlarınızdayız. Teknik direktörlerimizden Mutlucan Zavotçu konuğumuz. Hocam hemen hiç direkt konuya girelim. Beşiktaş'taki o değerli 7,5 yılınıza ve kuruluş aşaması ve elde ettiğiniz önemli zaferler. Beşiktaş'taki kadın futbol takımındaki göreviniz ve başarılarınız, onlarla ilgili değinirseniz çok mutlu olurum hocam. Beşiktaş'ta nasıl başladık dersek, 2011 yılında başladım ben Beşiktaş'ta ilk görev almaya. Üniversitenin son senesiydi ve staj yapmamız gerekiyordu bir kulüpte. Biz de oradaki büyüklerimizin, yakınlarımızın, tanıdıklarımızın vasıtasıyla Beşiktaş U18 Akademi takımında başladım ilk. Ve o sezon final oynadık. Türkiye finali oynadık. Maalesef 5. dakikada kırmızı kart gördüğümüz bir maç sonrasında yenilmiştik Fenerbahçe'ye. Recep Niyaz'ı tutamamıştık. Yani şu anda mesela onu da o maçta bizi mahveden bir oyuncuydu. Ama şu an onu Süper Lig'de izlemek de çok büyük keyif, çok büyük gurur ayrıca benim için. Maalesef o süreçten sonra da bir dönem daha kadın futbol akademi takımında görev aldım ama sonrasında baktım ki çok kadir kıymet bilinmiyor maalesef. Yani ağzınızla kuş da tutsanız final oynayıp kaybediyoruz. Tebrik bile edilmedik o dönemdeki direktörümüz tarafından diyelim. Sonrasında farklı nasıl bir şey yapabiliriz? Yani ben antrenörlük tutkusuyla yanıp kavrulan bir insandım. O dönemde de bir haber okudum gazetede. UEFA'nın başlattığı bir proje vardı. KİFEM projesi diye. Açılımı da Kız Futbol Eğitim Merkezleri diye. Sonra Beşiktaş'ın hani bu projede yer alabilmesi için direktörümüzle görüştük. O dönem federasyonun da Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe gibi özellikle köklü kulüplere bu projeyi desteklemeleri yönünde telkinleri vardı. Ama bu zorunlu bir şey değildi yani. Kulüplerin keyfiyetine kalmış bir şeydi. Ama biz bu haberi duyunca ben buna kendi adıma talip oldum. Bu projeyi yapabileceğimizi gittim sportif direktörümüzle konuştum. O da sağ olsun. Kendisi de zaten beni de başından savmak için bu görevde beni görevlendirdi. Yani kimse gelip de ya bu kadın futbol takımı kuruyoruz gel başına geç demedi. Tamamen sizin kişisel gayretinizle. Yok. Ya tamamen benim kişisel gayretimle demek biraz ağır olabilir ama benim kurmuş olduğum bir hayal diyebiliriz yani bu. Sonuçta bir hayal kurulduğu zaman, bir senaryo yazıldığı zaman sadece senaristin ya da yazarın şeyine mal edilemez. Çünkü oradaki başka kahramanlar da var, destek olanlar var vesaire. Sonrasında yöneticilerimiz destek oldular, ettiler. Neyse çünkü böyle başladı. O dönemde sadece özellikle Konak Belediyespor'un önemli başarıları var. Hani kadın futbolu deyince Konak Belediyespor aklımıza geliyor. Tabii yani o dönem şöyle, sonrasında biz dediğim gibi bu projeyi yaptık. Bu projenin içeriğinden bahsedeyim. Projenin içeriği şu: bir tane görevlendirilen bir tane antrenör okul okul dolaşıyor. O dönem 13-15 yaş aralarında ki kız çocuklarını her ay 16-32 kişiyi antrene ediyorsunuz. Sonra evlerine gönderiyorsunuz. Proje bu. Yani olabildiğince kız çocuğuna futbolu sevdirmek, kız çocukların arasında futbolun bilinirliğini artırmak projenin gayesi. Yani yok Beşiktaş altyapı takımı kursun, kadın futbol takımı kursun falan filan. Bununla hiçbir alakası yok projenin. Ama biz ne yaptık? Tabii bu okulları dolaşırken tespit ettiğimiz kızları bir gün belki Beşiktaş kadın futbol takımı kurdururuz. Birileri de çıkar bizi destek olur. Birilerini ikna ederiz diye hep ayırdık onlara. Onlara ayrı ayrı antrenman yaptırdık. Antrenman programı yaptık. Yani bu projenin kapsamının dışında. Sonrasında birazcık böyle gizli saklı, birazcık da büyüklerimizin de desteği. Çünkü yönetim içinde de, taraftar içinde de herkes her şeyi zaten onaylamıyor. Buna ne işin var kardeşim? Sene 2012 olmuş. Feda sezonu. Yani hasta mısın? Biz stadımız yok, paramız yok, ne kadın futbol takımı diyenler olduğu gibi bu harika bir durum. Beşiktaş'ın tarihine de yakışır, Beşiktaş'a da yakışır diyenler de oldu her yerde. Yani ailemin içinden tutun tribünlere kadar. Sonrasında böyle bir büyüdü. Sonra o yetiştirdiğimiz, havuza attığımız kızlarımızla turnuvalara katıldık, şampiyonluklar yaşadık. Sonra bu yönetimin ilgisini çekti, taraftarın, medyanın falan derken 2014-2015 yılında yönetim olarak 3. Lig'den girme kararı aldık. Beşiktaş kadın futbol takımı olarak. O sene de şampiyon olduk. 2. Lig'de de şampiyon olduk. Sonra 2 sene 1. Lig'de rötar yaptık ama 3. sezonumuzda 2018-19'da orada da şampiyon olduk ve ülkemizi hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde temsil ettik. Tabii bu dönemde sayısız da özel turnuva şampiyonlukları kazandık. Bunlar sportif başarılar ama müsaade ederseniz ben asıl konunun bizim için değerli, benim için değerli olan kısmından bahsetmek istiyorum. Lütfen. Şimdi demin dediniz ya Konak Belediye vardı. Evet, Konak Belediye 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam son 16 turu oynadı ve ben de televizyonun ekranında keyifle izledim bu maçı. Gidemedim yani, gitmeyi çok istediğim halde. O dönem 1. Lig'de 10 tane takım vardı. 2. Lig'de de yanlış hatırlamıyorsam 30-40 tane takım vardı. Yani toplam 50 tane kulüp takımı vardı kadın futbolunda. Gençler turnuvası 16 takımla yapılıyordu. Ve bu 16 takımın zaten %90 oyuncuları A takım oyuncularıydı. Yani çok küçük bir havuz vardı. Bahsetmek istediğim konu bu. Evet. Yani biz ne yaptık? Biz Beşiktaş olarak, tabii ki Beşiktaş'ın olduğu her yerde şampiyonluklar, kupalar, beklentiler çok büyük. Biz bunları da yapmaya çalıştık. Ama biz Beşiktaş olarak kadın futbolunun promosyonunu yaptık diyebilirim. Yani şu gün 2020 yılında eğer oynansaydı, demin ne dedim? 16 takımlı Gençler Ligi vardı sadece. Şu an 130'a yakın takımın olduğu Yıldız Kızlar Ligi yapılacaktı. Yıldız Kızlar dediğim 14-15 yaş aralığına indirmiştik biz bunu. Yani bu kadar yayıldı. Yani Hakkari'de 3 tane, Muş'ta, Mardin'de, Elazığ'da, Bitlis'te, Siirt'te, Güneydoğu'da, Doğu'da, işte Malatya'dan efendime söyleyeyim Ağrı, Iğdır. Ya buradan da bir öz eleştiri yapalım yani. Kars'ta kadın futbol takımı yok ve ben Karslıyım. Hani Türkiye'nin en iyi kadın futbol takımının teknik direktörü olarak kendi şehrimde kadın futbol takımının olmaması da üzücü tabii. Birkaç şehir var. Kars, işte Yozgat vesaire birkaç yerde yok. Onun dışında bütün illerde kadın futbol şubeleri açıldı. Kızlar futbol oynuyorlar. Yani abartısız söyleyebilirim ki Doğu'da ve Güneydoğu'da çocuk evlilikler, genç yaşta evliliklerin oranını dahi düşürdük yani. Kahvelerde, evet, kıraathanelerde Doğu'da, Güneydoğu'da bizim takımın posterlerine şahit oldum. Yani asıl başarımızın bu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani kızlarımıza ilham kaynağı olduk. Bazen eşimiz, dostumuz video atıyor işte. Bir hikaye, işte Diyarbakır'dan bir kız çocuğumuz işte 30 kilometre yol gidiyor, oradan 15 dakika yürüyor, işte bilmem bir sürü engeli aşarak bir takıma gidiyor, onunla röportaj yapılmış işte ve röportajın sonunda hayali nedir diye soruluyor, o da hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylüyor. Yani işte bütün bu cümleyi duyduğunuz zaman kazandığınız bütün kupaların, yaşadığınız bütün zorlukların aslında hiç yani zorlukların değeri var ama kupaların hiçbir değeri olmadığı ve yaşadığınız zorlukların ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bizim asıl başarımız bu diyebilirim. İlham kaynağı oldu. Hocam sizin bu süreçte çok güzel hatıralarınız olduğunu da biliyorum. Özellikle Güneydoğu'da oynanan müsabakalar sırasında. 3. bölümde onlardan da en azından bir tanesini paylaşmanızı rica edeceğim. Bu bölümde şöyle veda edelim isterseniz. Evet, sisteminizde haklısınız. Özellikle baktığınız zaman Türkiye'de çok değerli, ekonomik olarak da durumu iyi olan Karslı iş adamlarımız var. Ben de buradan aynı zamanda üyesi olduğum Kars, Ardahan, Iğdır Kalkınma Vakfı'na ki öğrenciyken burs almıştım. Oradaki yöneticilere de seslenelim. Kars'ta da bir kadın futbol takımı için böyle değerli bir cevher var. Sizde öyle bir çalışma olsa koşulsuz her türlü desteği vereceğinizden şüphem yok. Sizin adınıza da konuşabiliyorum rahatlıkla hocam. Kesinlikle, bir de yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Burs vesaire konusunda destek olunuyor. Ben mesela bu da tabii ki önemli ama hani aidat gibi verilen burstan ziyade bir platform kurulmasını ve insanların burada kendi özgürlüklerini ifade edip zihinlerini, sınırlarını zorlamaları gereken oluşumlar benim için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi yani Kars'ta bir kadın futbol takımı kurulması demek orada yüzlerce kız çocuğunun hayal kurmasına ve onların belki de kendilerini futbol sahasında keşfetmelerine neden olacak. O yüzden teşekkür ederim bu çağrıyı da yaptığınız için. Evet hocam, asıl biz size teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası, aranın ardından Mutlucan Zavotçu'yla, babanızın ismi aklıma geliyor hocam. Evet, Mutlucan Zavotçu'yla. Önümüzde tabii. Evet. Hoş sohbetimiz devam edecek. Evet, spor hikayelerinin 3. bölümündeyiz. Mutlucan Zavotçu konuğumuz. Kadın futboluyla ilgili önemli hem mesajlar verdiniz hem tespitleriniz oldu hocam. Mutlaka çok güzel anılarınız olmuştur. Bize spor hikayeleri programımızın adı. Yaşadığınız birçok anı vardır da en azından aklınıza gelen bir tanesini bizimle paylaşmanızı rica ederim. Anılardan ziyade önce şunu söyleyeyim. Biz Beşiktaş kadın futbol takımıyla böyle içimize en çok sinen, yapmaktan da en çok keyif aldığımız şeylerden bir tanesi de Beşiktaş'ın daha önce gitmediği, uzun yıllardır da gitmediği yerlere götürmek oldu. Yani biz Beşiktaş kadın futbol takımıyla son 8 senede nerelere gittik diyelim. Hakkari'ye gittik. Hakkari Şemdinli'de maça çıktık. Ve orada Hakkari Şemdinli çarşı grubu varmış mesela. Biz onu öğrendik. Onlar da bizi öğrendiler. İnanılmaz bir etkileşim oldu. Ve oraya giderken de buradan yeri gelmişken de söyleyeyim. Tabii o dönem mevcut durumlardan dolayı maalesef terör, siyasi vesaire durumlardan dolayı biz gittiğimiz zaman biz Van'a indik. Van'dan polis eskortuyla, akreplerle, işte tomalarla Hakkari'ye gidilmesi için emniyet güçleri önlem almıştı. Biz de yöneticilerimizin önererek, onların da rızasıyla biz bunu reddettik. Çünkü yani orası bizim vatan toprağımız. Vatanın her yeri, her karışı, Türk bayrağının dalgalandığı her yer bir bütündür. Vatan bölünmez bir bütündür. Haklar kardeştir dedik ve oraya tüyleri diken diken oldu hocam. Ve her defasında hiçbir ne eskort aldık ve hatta emniyet müdürleriyle tartıştığımız durumlar bile oldu. Buradan onu da söylemek istiyorum ve ne zaman gittiysek de inanılmaz karşılandık. Yani İstanbul'dakinden daha güvenliydik orada diyebilirim yani. Onun dışında Van'a gittik, Ağrı'ya gittik. Yani gitmediğimiz yer kalmadı ve insanlar Beşiktaş'a hasretler oralarda. Beşiktaş'ı onlara götürdüğümüz zaman yani ha A takım gelmiş, ha biz gelmişiz muamelesi yaptılar bize. Ve bu bizi çok mutlu etti. Bununla beraber dediğim gibi çok önemli anılarımız var. Çok duygusal anılarımız var, eğlenceli anılarımız var. Mesela bu feda döneminde Van'da maç oynuyorduk, Van Belediyespor'la. Bir tane kardeşimiz geldi maçtan sonra, çok küçük, babasıyla beraber bize kumbarasını hediye etti mesela. Hani evet, yani stadın yapılış aşamasıydı o dönem. Kumbarasını hediye etmişti. Beraber fotoğraf çekilmiştik. Onun dışında dediğim gibi yani oraya gittiğimiz zaman çok büyük sevgi görüyoruz. Çok büyük saygı görüyorduk. Biz de onlara bunu bir şekilde geri dönüşünü vermeye çalıştık. Evet. Hem sahada oynayarak hem onlarla etkileşim içinde olarak. Mesela gittiğimiz yerlerde mutlaka yemeği dışarıda yemeği tercih ederdim ben antrenör olarak, teknik direktör olarak. Çünkü halkla bir etkileşim olsun. Orada bir kız çocuğu bile, bizi camdan gören bir kız çocuğuna bile ilham kaynağı olabilirsek, aynen, evet, hayatımız daha anlamlı olacak şeklinde. Bunlardan bahsedebilirim. Onun dışında da anı olarak çok anı var. Yani şimdi böyle pat diye aklıma da gelmedi. Ama demin dediğim gibi o küçük kardeşimizin kumbarasını getirip bize stat için vermesi. Peki bu sporcularınızdaki hocam, bu kadın futbol takımında top oynamaya başladıktan sonra mutlaka müthiş değişimler görmüşsünüzdür. Çünkü futbol sadece erkeklerin oynayabileceği bir spormuş gibi. Özellikle bir kızımız top oynadığı zaman, ya ben erkeklerin yaptığı işi de çok gayet iyi yapıyorum, başka işleri de yapabilirim. Özgüven anlamında da aslında. Kesinlikle. Ben burada şunu ekleyeyim. Biz şimdi Beşiktaş kadın futbol takımı olarak yüzlerce diyebilirim projede yer aldık. Bunun bazıları özel projeler oldu, bazıları da üniversitelerin UEFA ile anlaşmalı olarak yaptıkları araştırmalar oldu. En son Pamukkale Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir tane araştırma var. Bizim de dahil olduğumuz ve onlara destek verdiğimiz Beşiktaş Kadın Futbol Takımı olarak, Beşiktaş Kulübü olarak. UEFA bunu yayınladı ve UEFA yayınladığı zaman çıkan araştırmanın sonucu şu: kız çocuklarının özellikle ergenlik döneminde futbol oynamaları onların kişisel gelişim ve kişilik özelliklerine direkt katkı sağlıyor. Bu nedir? Demin dediğiniz gibi özgüvenlerini artırıyor, kendilerini toplum içinde hitap edebilme gücü artıyor. Bununla beraber yetkinlikleri artıyor, paylaşmayı öğreniyorlar, disiplin olmayı öğreniyorlar. Yani hani bir laf vardır ya, futbol sadece futbol değildir, futboldan çok ötesidir diye. Kesinlikle öyle. Ha, yok mu? Var. Yani hala yok, kadına futbol yakışır mı? Yani şimdi görüyorum milyonların seyrettiği televizyonda, yani adam çıkıyor, hani bizim oranın deyimiyle kelli felli adam kalkıyor, yok kadına futbol yakışmaz. Bir geçen bir tanesi diyor, kadın futbol oynayan kadın normal değildir. Ya benim 2 tane çocuğu olan, gayet normal, hani bir kadın olan futbolcum var. Yani da nasıl normal olmayabilir? Yani bir, hani neyi kastediyorlar, neyi vurguluyorlar bilmiyorum. Bunun kesinlikle cinsiyetle alakası olmadığını söyleyebilirim. Aksine kadınlar psikolojik ve fizyolojik olarak erkeklerden daha dayanıklıdır. Futbola daha yatkındır yani. Hani evet, hangi tarafı eleyeceksek erkeklerin elenmesi lazım yani. Ha şu, aynen, var. Kasılma hızından dolayı, testosterondan dolayı, hormonal bir durumdan dolayı kas kasılma hızı kadınlarda daha yavaş olduğu için bir tek oyunun temposu, biraz şiddeti, pas şiddeti düşük. Başka hiçbir fark yok. Koşu mesafeleri bile son Dünya Kupası'nda artık erkeklere yaklaştı. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 12,5 kilometre ortalamayla koştuk. Yani Süper Lig'deki çoğu takımdan çok koştuk. Gerçekten bunları, öyle. Tabii bunları her yerde söyleyemiyoruz yani ama yeri gelmişken burada söyleyelim artık. Evet. İşte görevde de değiliz artık. Aynen. Çok da fazla eleştiri gelmez diye düşünüyorum. Gelse de çok önemli değil ama dediğim gibi yani bunu artık bu ülkede dünyanın her yerinde var ama bizde maalesef daha çok var. Çünkü göz önüne çıkartılmıyor ve destek olunmadığı için insanlar da rahat bir şekilde kadın futboluyla ilgili saçma sapan eleştirilerde bulunabiliyorlar. Son şunu da ekleyeyim. İsveç'te bir tanıdığımızın vermiş olduğu bir örnekten bahsederek bu konuyu sonlandırayım. Orada 13-14 yaşına kadar kızlar erkeklerle beraber futbol oynuyorlar. Hatta bu İngiltere'de 18 yaşına kadar bile onaylandı. Yani 18 yaşındaki kızla erkeği bir sahada aynı şekilde oynatabilirsiniz. Biz bunu Türkiye'de yapabilmek için bunun mücadelesini veriyoruz. 18'e kadar olmaz ama hani 11-12'ye kadar da oynasa Allah bereket versin diyeceğimiz bir noktadayız. Evet. Soruyorlar orada işte İsveç'teki antrenöre, bunları neden beraber oynatıyorsunuz? Hani mantığınız nedir? Yani kızla erkek neden beraber oynuyor? Tabii bize ilk başta ne geliyor? Ya oynasınlar çocuklar, beraber ne olur oynasalar, işte zaten ergenliğe girmedikleri için fiziksel farklılıklar oluşmamıştır, oynayabilirler. İlk mantık bu. Ama adam şöyle bir cevap veriyor antrenör. Ve hayatımda duyduğum en güzel cevaplardan bir tanesi, diyor ki kızlar erkeklerle beraber oynadıkları zaman kendilerinden fiziksel olarak daha güçlü olanlara karşı mücadele vermeyi öğreniyorlar. Erkekler ise fiziksel olarak kendilerinden daha güçsüz olan kızlara karşı saygı duymayı ama onlarla da mücadele etmeyi öğreniyorlar. Evet, yani şimdi evet. Adamlardaki kültüre, mantaliteye bakın. Biz akşamına bunu duyuyoruz, televizyon açıyoruz. Adam diyor ki, çıkmış yani milyonlarca reytingi olan bir kanalda, kadınlar futbol oynar mı diyor. Ya da mesela geçen bir hocamız talihsiz bir açıklama yapıyor. Ya tabii ki sertlik olacak, bu erkek oyunu diyor. Ya kardeşim evet, artık yapmayın, gözünüzü seveyim. İfadelere yani, dikkat etmek. Evet, yani bu işte o Kiraz Hanım ve oy oluşum buna çok dikkat ediyor. Çok önemli yani cinsiyetçi dili bile artık değiştirmemiz lazım. Aynen, yani. Aynen. Hani yanlış üslup doğru sözün celladıdır der ya Sade Şirazi. Ki son işte Başakşehir'in Paris Saint Germain maçında hakemin kullandığı ırkçı bir ifade Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın gündemine geldi. Kesinlikle. Irkçı söylem kadar cinsiyetçi söylemler de artık çağımızda kullanılmaması gereken, bu alışkanlıklardan kurtulmamız gerekiyor. Yeri gelmişken ben de bu vurguyu yapmak isterim. Hocam son bir müzik arası daha verelim. Aranın ardından size soracağım birkaç soru da olacak. Tamam. Lütfen bizden ayrılmayın değerli dinleyicilerimiz. Evet, spor hikayelerinin son bölümündeyiz. Mutlucan Zavotçu konumuz. Hocam 3. bölümün sonunda vurguladınız. Ben yeri gelmişken şunu paylaşmak isteyeyim. Ondan sonra size söz vereceğim. Dostluk Spor'dan bahsetmişti Kamil abi. Kamil Erdoğdu, CRA Türk Genel Yayın Yönetmeni. Eskiden dediğim gibi 30-40 yıl öncesinde işte Beşiktaş, Fenerbahçe lig maçları öncesi kadın futbol takımı özellikle Dostluk Spor öncülüğünde maçlar yaparlarmış. Hatta bir gün bir maçta erkeklerle kadınlar maç yapıyorlar. Erkekler 3-0 öne geçiyor. Sonra hani şey yapıyorlar. Çalım yiyorlar falan, yani gol atsın. Ama şimdi ismini hatırlamıyorum takımın. Kaleci geleni gideni kurtarıyor. Seyirciler artık protesto ediyorlar. Hani ya bir gol yesin falan diye. Sonra oyundan alıyor o kaleciyi. Sonra bir gol atıyorlar falan. Hani o Dostluk Spor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Günümüzde gerçekten kadın futboluyla ilgili dini motifleri kullanan insanlar da oldu. İşte günahtır, başka böyle saçma sapan ifadeler bulunan aklı evveller diyeceğim insanlar da oldu. Ama biz 40 sene öncesinde aslında bunları yaşamışız yani. Evet. Bunu vurgulamak istedim. Dostluk Spor çok önemli bir değer kadın futbol için. Onların da yani kadın futbolun gelişimine, kadınların toplumdaki yerine ve kadının futbolla çağdaşlık seviyesini yükseltmesine toplumun çok büyük katkıları var. İşte demin de konuşmuştuk sizinle arada. Lale Hoca da mesela Dostluk Spor'un içinden gelen birisidir. Lale Orta. Oradan gelen çok önemli değerler var o takımın içinden gelen. Bizde işte belki Beşiktaş kadın futbol takımıyla, ne bileyim Hakkari Gücü kadın futbol takımıyla, Van Spor kadın futbol takımıyla, Kars Spor kadın futbol takımıyla güçlü kadınların, güçlü bireylerin yetişmesine katkı sağlarız diye bir felsefemiz var bizim. İnşallah da olur. Ya, hocam bu konuda bir spor sever olarak aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi alan birisi olarak da sizin buradaki akademisyen titriniz de önemli. Bu aldığınız eğitim inanın ki yaptığınız işin çok daha üst düzeylere gelmesinde çok önemlidir. Ki Beşiktaş genelde özellikle toplumsal olaylarda öncü bir kulüptür. Yani sizin o gezdiğiniz onlarca ilde, onlarca, yüzlerce, belki de binlerce çocuğun hayalinde, ufkunda öyle yerler açmışsınızdır ki bilmiyorsunuz ama bunlar ülkemizin önemli değerleri. Bu anlamda ben spor sever olarak gerçekten hem şahsınıza hem Beşiktaş camiasına, bu işe emek veren diğer kulüplere, özellikle kadın futbolunun yükselmesi adına müteşekkirim. Burada biz de öz eleştiri yaparsak hep yapıyoruz da. Maalesef medyamız, özellikle spor medyamız buna gereken önemi vermiyor. Burada dinleyicilere, izleyicilere, taraftarlara iş düşüyor. Ya bu amatör sporlara, kadınların olduğu özellikle spora destek vermeleri gerekiyor. Bir talep olacak ki evet, işverenler de buna daha fazla yer versinler. Sayfalarında, ekranlarında, radyolarında. Evet. Hocam son bölümde sizin vereceğiniz mesajlarla ve önereceğiniz kitaplarla, kitaplarla veda ederim. Çünkü siz bir baba olarak aslında ilk bölümde anne babalara çok önemli mesajlar da verdiniz. Birinci bölümü kaçıranlar için tekrar hatırlatma ihtiyacı duydum. Yani futbol oynayan bir kız çocuğunun fiziksel gelişiminden ziyade ruhsal olarak da çok önemli yol kat ettiğine örnekler verdiniz. Neler söylersiniz? Ya öncelikle bu son söylediğinizden yola çıkarak, yani kızlar artık futbol oynar mı diye tartışmasını bir tarafa bırakıp kızların futbol oynamak zorunluluğunun olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani futbol insanı eğiten bir olgudur ve özellikle küçük yaştaki çocukların gelişimine büyük katkısı vardır. Bunu görmemiz lazım. Yok işte bacakları çarpıtma olur, yok işte erkeksi olur. Yani artık bunlar çağ dışı. Ben dediğim gibi 3 yaşında ikizlerim var. Biri erkek, biri kız. Mutlaka top oynayacak yani. Ben futbol okuluna göndereceğim kızımı. Bana soruyorlar. Sen kendi kızını gönder. Niye göndermeyeyim? Yani neden göndermeyeyim? Düzgün yapılan, hakkıyla yapılan bir yerde kızın futbol oynamasını isterim ki paylaşmayı öğrensin, disipline edilmeyi öğrensin. Başarıda dünyanın onun olduğunu zannedip kaybettiğinde dünyanın sonu olmadığını öğrensin ve bu kişilik gelişimine katkı sağlasın. Bununla beraber demin de dediniz, basında ve sponsorlar anlamında ilgi görmesi gerekiyor tabii kadın futbolunun. Taraftarın ilgi göstermesi gerekiyor ama bu ilgiyi aslında yönetecek kurumda Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Evet, yani futbolun sahibi, futbolun başındaki kişiler bu adamlardır. Yani sizi kadın futbolunuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından desteklenmezse, düzgün sahalarda oynatılmazsa, ekranda yayınlanmazsa, efendime söyleyeyim sponsorluklar pazarlama departmanı tarafından yürütülmezse kimsenin haberi olmaz. Ki Futbol Federasyonu'nun müthiş bir geliri var. Evet, yani milyonlarca dolarlık diyebileceğimiz. Müthiş bir geliri var ama yani söyleye tülüm dilimde tüy bitti ama ben bunu yapılana kadar söyleyeceğim. Her yerde söyleyeceğim yani. Kadın futbol departmanı kurulması lazım. Kadın futbolu temsil eden bir yöneticinin olması lazım. Yani bugün siz şimdi Hüseyin Bey olarak kalktınız gittiniz Türkiye Futbol Federasyonu'na. Dediniz ki kardeşim ben kadın futboluyla ilgili bir araştırma yapıyorum. Kadın futbol sorumluluğunuza röportaj yapmak istiyorum dediğiniz zaman yani muhatap bulamayı bırak, verilecek cevap yok. Çünkü kimin muhatap olduğu belli değil. Ya işte gençlik geliştirmenin altında oluyor. Bir dönem grassroots'un altında oldu. Bir dönem bilmem işte ligler planlamasının altında oldu. Yani birilerinin zaten işi olan bir departmanın altına koyuyorlar. Ya sizin o adamların zaten işi gücü başından aşkın. Ve kadın futbolu şu şekilde oynanıyor Türkiye'de. UEFA bastırıyor, geliştirin. Bizimkiler de UEFA'ya tabii ki geliştireceğiz. Ne demek deyip biz ülkemize döndüğü zaman kızım siz şu arka bahçede oynayın mantığıyla oynanıyor. Ki o yüzden... milli maç vardı hocam. İşte Rusya'ya yenildik 2-1. Orada kadın futbol takımı Necla Güngör direktörü. Ya biz oynamıyoruz kondisyon olarak. Yani ligler oynanmıyor. Ya bu şartlarda maça çıkıyorlar yani. Evet maalesef. Yani orada çok konuşulacak şey var tabii de onu ben konuşmayayım şimdi. Başka bir konu, başka bir programın konusu. Ama dediğim gibi yani bir milli takımın bir projesi olur. Bir mesela Amerika örneğini, Almanya örneğinden bahsetti. Nihat Özdemir federasyon başkanı olduğu zaman Sayın Futbol Federasyonu Başkanımız. Almanya'yı, Amerika ne yapıyorsa aynısını yapacağız dedi. Üstünden yıllar geçti. Hala ne yapıldığı belli değil. Yani ne kısa dönem, orta dönem, uzun dönem hiçbir proje yok. Milli takımın bir hedefi var mı? Mesela 2024 yılında Dünya Kupası var. Gitmeyi düşünüyor musunuz kardeşim Dünya Kupası'na? Tarihimizde hiçbir uluslararası organizasyonda yer almadık. Gitmeyi düşünüyorsanız nasıl gitmeniz gerekiyor? Bu teknik direktörümüz yeterli mi? Bu teknik ekibimiz yeterli mi? Ya da liglerimiz yeterli mi? Gibi biraz sorgu sorulması lazım. Evet, ve bu soruları da sorabileceğimiz muhatabımızın olması lazım. Bunları söyleyebilirim. Son olarak kitap önerilerine gelince de şöyle söyleyeyim. Ben çok böyle klişedir ya, çok kitap okurum. Bilmem şu şöyle yaparım. Hep böyle çıkarlar anlatırlar. Adama sorarsın ne zaman okudun? 3 sene önce okumuştur ama hani ben çok karmaşık bir seçenek içinde kitaplar okuyorum. Birincisi roman okurum böyle. Bricklayer dediğimiz romanlar. Kısa, çabuk biten, böyle yorgun, stresli olduğumuz zaman kafamızı dağıtan. Bir kişisel gelişim üzerine çok okurum ama hani işte evrene enerjini gönder, o sana geri gönderecek falan tarzında değil de geç yaşanmış ve yapılan araştırmalarla şey yapılmış, ne derler, tescil edilmiş kitaplar var. Mesela şunu önerebilirim. Benim hayatımdaki en değerli kitaplardan bir tanesidir. Outliers diye. Çizginin dışındakiler, bazı insanlar neden daha başarılı olur diye bir kitap. Hı. Ve burada aslında yaşadığımız hayat içinde birçok özelliğimizin aynı olmasına rağmen neden başkaları başarılı oluyor, neden ne bileyim bir icadı aynı IQ'ya sahipken sen değil de başkası yapabiliyor gibi ve yani yaşantımızda çevrenin, yetiştirilme tarzının, tarihin bile ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar çok etkilediğini anlatan bir kitap. Bunu tavsiye edebilirim. Şunu tavsiye ederim antrenörle arkadaşlara. Pep Guardiola adında bir kitap. Evet. Bu Miguel Angel Violan diye İspanyol bir gazetecinin yazdığı bir kitap. Ama sadece Guardiola'dan bahsetmiyor. Ya da bir antrenörden bahsetmiyor. Bir antrenörün sahip olması gereken özelliklerden bahsetmekle beraber hayata dair de bir idareciye, bir yöneticiye, bir lidere hitap eden çok güzel bir kitap. Evet. Şunu tavsiye ederim son olarak. Bağırmayan anne baba olmak. Hani çocuklar hakkında da çok kitap okuyorum ben. Evet, yani çocuk gelişimi çok önemli. Ve çocuk gelişimini sadece çocuk gelişimi olarak da görmemek lazım. Hayata dair de çok şey katıyor. Yani bir idareciye, bir yöneticiye, bir antrenöre. Bağırmayan anne baba olmak diye. Howard Rankel'in bir kitabı. Son olarak lütfen. Lütfen son birbirinden olarak, güzel kitaplar öneriyorsunuz. Evet, lütfen. Son olarak da babamın kitabını öneririm. Babamın birçok kitabı vardı. Biraz daha evet. Tam ekrana göstereyim. Biraz daha evet. Şöyle pardon. Evet. Yoklukta pazar eyledim. Evet. Babamın çok kitabı vardı. Tuncay Zavotçu'ya ait. Evet, babam aynı zamanda ödüllü bir şairdir. Bununla beraber hem ilkokullarda okutulmak üzere hazırlamış olduğu hikaye kitapları hem de birçok şiir kitabı vardır. Benim en çok sevdiğim, hepsini çok seviyorum. Benim babamın evlatları olduğu için bunlar benim de kardeşim sayılıyorlar kitaplar. Eyvallah. Buradan da bir şiir okuyarak isterseniz sonlandıralım. Lütfen, müsaade ederseniz. Çok memnun olurum. Babamın şiir kitabından. Taştım da Geldim diye bir şiiri var. Ben çok severim ve sıkıntılı anlarımda da böyle hep açıp okuduğum şiirlerden bir tanesidir. Sakın beni gafil sanmayın dostlar. Çile kazanında piştim de geldim. Kamil üstatlardan aldım dersimi. Nice imtihana düştüm de geldim. Talihim karardı kör yazı gibi. Aşk yaktı içimi bir sızı gibi. Eridim demirin filizi gibi. Süzüldüm haddeden geçtim de geldim. Dostun yarasını bağlayan oldum, mazlumun ahıyla ağlayan oldum. Aşk ile kabarıp çağlayan oldum, kaynadım, köpürdüm, taştım da geldim. Azaldı dayanan, yok oldu düşen, çoğaldı hedefte yolundan şaşan. Ayağa, yüreğe, başa dolaşan, çalıyı, dikeni biçtim de geldim. Der Zavotçu ele çekmedim yağı, yakını eledim, süzdüm ırağı. Tırmaladım dağı, yardım toprağı. Muhannet bağrını deştim de geldim. Eyvallah. Ağzınız bal kaymak yesin. Babanızın da ellerinden öpüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. 2020'nin son programıydı. 2021 için de bir mesajınızla bitirelim hocam. Yani evet, beklentiniz, dileğiniz. 2020 ile alakalı söylenecek çok fazla bir şey yok yani. Hepimizin yaşantısının içindeki en kötü yıl olduğu şüphesiz. Artık 2020'nin öncelikle bu Covid illetinden kurtulduğumuz bir yıl olmasını diliyorum. Yani hemen mümkünse yılın başında bundan kurtulalım aşısıyla beraber ve alınan önlemlerle beraber ve 2021 yılında acısını çıkaralım istiyorum yani. Evet. Üzüntülü zamanlarımız tabii gidenleri geri getirmeyecek. Hastaları iyileştirmeyecek belki bu durum ama maalesef üzücü oldu. Buradan da kayıplarımız için başsağlığı, hastalarımız için de acil şifalar dileyelim. Yani bunu söyleyebilirim. Bununla beraber çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Evimizin salonunda böyle karşı karşıya sohbet ediyormuşuz gibi oldu. O yüzden kusuruma bakmasın insanlar, kırdığımız bir pot. Çok önemli mesajlar verdiniz. Evet, haddimizi aştığımız bir durum varsa affola, kusurumuza bakılmasın. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine keyifli bir program yaparız. Evet, inşallah stüdyoda da ağırlamak isteriz 2021'de bu pandemi illetinden kurtulduktan sonra diyelim. Önümüzdeki programda yeni yılda yeni güzel konu ve konuklarla karşınızda olmak isteriz. Ben de 2020 yılını geride bıraktığımız şu günlerde 2021'e, geleceğe umutla bakacağınız sağlıklı bir yıl ve ömür diliyorum tüm dinleyicilerimize. Haftaya hani klasik espriyle bırakalım, seneye görüşmek ümidiyle. Mutlu günler, sağlıklı günler, iyi seneler, hoşça kalın. Siyah Türk.